bugün Türkiye'de özellikle son 20 yılda biraz daha geriye giderseniz geriye doğru gittiğinizde yaşanan şeyin ben Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarının yıkımı olarak görüyorum. Konuyu ben de ekonomiye getireceğim bir yere. Fakat ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Dünyada Cumhuriyet devrimleri hep ortak olarak şunu yaptılar. İsterseniz Fransa'ya gidin, isterseniz Rusya'ya gidin, isterseniz Türkiye'ye gidin. Türkiye'ye gelin derken şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal haşa bir peygamber değil. Haşa bir mesih değil. Mustafa Kemal bir devrimci. Mustafa Kemal bir mucizeci de değil. Kimileri mucize beklerler ya. Hayır. Dünyanın gittiği yeri görmüş, o ülkeleri alıp Türkiye'ye uygulamış bir lider. Yani nasıl Fransa'da grip olduğunuzda, Rusya'da grip olduğunuzda, Türkiye'de grip olduğunuzda bunun ilacı aynıysa, Mustafa Kemal devrimciliği de Türkiye'deki hastalığın ilacının aslında dünyadakinden çok farklı olmadığını görmüş. Siz bugün Türkiye'de herhangi bir mahkemeye gittiğinizde zenginle yoksul aynı hukukla yargılanıyor diyemez misiniz? Der misiniz? Ben diyemem. Bunun kitabını yazdım diyemiyorum. Anlatırım isterseniz. Bana bugün Türkiye'de bazı soyadlarına sahip olanlarla bazı soyadlarına sahip olan olmayanlar arasında siyasi eşitlik vardır der misiniz? Ben diyemem. Daha geçen hafta programı izlediniz, gördünüz. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eğitimini benim için hiçbir önemi yok. Boyunun, kilosunun, saçının renginin hiçbir önemi yok. Ama sadece Erdoğan soyadına sahip olduğu için bir uluslararası toplantıda Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin yanında, Savunma Bakanı'nın arkasında MİT Müsteşarı'nın önünde oturuyor. Bana bugün Türkiye'de bazı siyasi partilere mensup olmakla başka siyasi partilere mensup olmak arasında eşitlik var mıdır derseniz ben yoktur derim. Bazı, bakın din demiyorum, inanç demiyorum, dini sömüren örgütler diyorum. Dini sömüren bazı örgütlere mensup olanlarla o örgütlere mesafeli duranlar, tarikat ve cemaatler gibi yapıları kastediyorum. Duranlar arasında eşitlik var mıdır derseniz ben yoktur derim. O yüzden bütün bunlar saldırı altında. Bütün bunlar saldırı altında olan ülkelerde, hukuku olmayan ülkelerde, hakkı olmayan ülkelerde, anayasası olmayan ülkelerde, örgütlenme özgürlüğü olmayan ülkelerde, işçinin maaşını patronuna oturup özgür bir şekilde tartışamadığı ülkelerde ekonomi olur mu Allah aşkına? Hastanesinde doğru dürüst hasta bakılır mı? Neye bakılır? Hastane binasının ihalesini kim verecek? Garantili ödemeyi hangi müteahhit alacağı bakılır. Hastanede nasıl sağlık sisteminin olacağına bakılmaz. Çünkü sağlık sistemi bir haktır. Bina ise ihaledir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet rejimi saldırı altındayken, Cumhuriyet rejimi hukukuyla, anayasasıyla çökertilirken kurumları da çökertilir.